Merhaba, ben Haluk Tatar. Bu videoda sizle birlikte başarılı insanların düşünme ve öğrenme yöntemlerini inceleyeceğiz. Bunlar internette bolca videosu olan çok sık işlenmiş konular. O yüzden örnekleri aslında bilebileceğiniz videolar ama ben özellikle MIT'ye bağlı olan bir kanalı takip ediyorum. Orada da var. Türkiye'de de bazı örnekleri var. Derleyip toplamak istedim. Bir kere başarılı insanların 6 örnek vereceğim size. Bu insanlar neye göre düşünüyor, neye göre fikir üretiyor? Ama temel öğeleri, hepsinin ortak öğesi, başarının tek kişiden gelmediği, tek başına üretmediği. Bunun birincisi, en güzel örnek Steve Jobs. Steve Jobs biliyorsunuz Apple konusunda Apple firmasını belli bir yere taşıyan, kariyeri gidip gelen, gönderilip tekrar geri alınan, hayatı film olan enfes bir insan. Tabii ki vefat etti. Başarı da hayatta tutmaya yetmiyor insanı. Kanserden vefat etti. Ama yaşamdayken yaptığı bir konuşma var ve orada diyor ki başarılı insanın, başarılı bir ekibin öğrenmesi ve başarılı olması için. Yani hem öğrenmeyi hem başarılı olmayı, gelişmeyi nasıl sağlarız? Diyor ki öncelikle sevin. Neyi sevin? Hepsi 3 maddede toplanıyor. Her başarılı insanın 3 tane sırrı var gibi düşünün. Öncelikle sevin, bir fikri sevin, ekibinizi sevin, yaptığınız işi sevin. Eğer severseniz o fikri savunabilirsiniz. Ya aklınıza bir şey geldi, ben işte şöyle bir şey yapmalıyım, böyle projeye girmeliyim. Sevebiliyorsan, başkalarına karşı savunabiliyorsan ve tahammülün varsa diyor. Yani nasıl ki kız arkadaşına tahammülün vardır, erkek arkadaşına tahammülün vardır, saçmalasa bile seversin. İşini ve fikrini sev. Sevmezsen, sevemiyorsan ve başkaları onu birazcık hani tartıştığı zaman savunamıyorsan o zaman vazgeç. Mantıklı insanlar boşu boşuna savaşmaz diyor. İkincisi, bir zaman aralığı belirle diyor Steve Jobs. Yani diyor ki ben bu işi bir ayda bitireceğim. Bir ayda bitiremezsen otur sebeplerine bak diyor. Niye bitiremedin? Yani hiçbir şey plansız gitme ama birini seveceksen hayatında bir zaman koy. Bir projeyi, bir fikri seveceksen ve savunacaksan bir zaman koy diyor. Son olarak diyor ki kesinlikle yetenek avcısı olun. Hayatta hiçbir şeyi tek başınıza yapmayın. Bu yetenek avcısını iki şekilde değerlendirebiliriz. Bir, şirketin varsa mükemmel ekip arkadaşlarını bulmaya devam et. Bir yandan keşfet. İkincisi de bireysel olarak düşünüyorsan da hayatta her şeyi kendin yapamıyorsan, biraz zor tabii zaten, yapamıyorsan lütfen diyor çevrende bunu yapan elit ve bilgili insanlara ulaş. Çevren kaliteli olsun. Bu fikre bir diğer yakın olan kişi aslında Da Vinci. Leonardo Da Vinci biliyorsunuz çok faydalı olmuş bir insan topluma. Yani hem mimar, hem ressam, hem bilim adamı, hem gözlemci gidiyor da gidiyor. Araştırmacı, tarihçi falan. Tarihte böyle 2-3 insan var ki dünyanın seyrini değiştirmiştir. Bir tanesi Leonardo da Vinci. Da Vinci'nin öğrenme ve başarılı olma tekniği aslında basit prensiplere dayanıyor. Kendi yaşarken hayatla ilgili bir şeyler sorulduğu zaman karaladığı günümüze gelen bilgiler içerisinde en önemli şey, tekniği soru sormak. Ama her şeyi merak ediyor ve temelini merak ediyor. Yani senin karşına bu kalem geldiyse diyor ki bu kalem nerede imal oldu? Niye böyle bir kalem var? Aynı mantığı öyle bir yere getiriyor ki diyor ki kuşlar uçuyor. Nasıl uçuyor? İskeletlerin içi boş mu olmalı? Açıp içini bakıyor. Yani inanılmaz derecede böyle her şeyi kesip biçen, her şeyin içine bakan bir insan. Hatta bazı dedikodular var. Yaşarken insanların işte yaşarken değil de kendisi yaşarken tabii ki cesetlerin üzerinde otopsiler, çalışmalar vesaire yapıyordu diye. Tabii bunlar gerçek. Yani dedikodu dediğim şey tıp kitaplarına falan geçmiş çalışmaları var. İnsan anatomisi üstüne. Ama dedikodu olan kısmı şu. Bazı canlı insanların üstünde de deney yapmış falan filan. Neyse onlara girmiyorum şimdi. Kanalın konusu değil. Ama Da Vinci'nin her şeyin temelini öğrenmek, sorular sormak ve sonra hiç hayal kurmadan önce odaklanmak gibi bir fikri var. Hayal kurmayı ikinci plana bırakıyor. Hayal kurmayı boş zamanda yapıyor. Ama öğrenmek ve başarılı olmak için odaklanıyor. Ve son olarak Da Vinci'nin fikri sebep bağlamak. Bir şeyin sebebini başka bir şeye bağlamak. Yani birisi sana bir şey öğretiyorsa bunu niye öğretiyor? Birisi sana kötülük yaptıysa niye kötülük yaptı? Hep sebebini. Tepki vermeden önce sebebini bul diyor. Tabii ki bu sebep-sonuç ilişkisi önemli hayatta bir şey öğrenmek için. Ne demek istiyorum? Mesela sen türev ve integrali öğreneceksen, diferansiyel denklemleri öğreneceksen, Eugene, adımı soyadını unuttum, Eugene diye yazarsanız görürsünüz,
bir mühendislik kanalı var. İnanılmaz güzel anlatıyor. Sebebiyle anlatıyor. Biz de otur videolar hazırlıyoruz şimdi. Diyor ki araba böyle giderken zaman çizelgesi de böyle gidiyorsa, bu da ortadaki grafikse ve altında kalan alanlar da bunlarsa sebebiyle anlatıyor. Öbür türlü şimdi maalesef her üniversite öyle değildir tabii. Çoğusunda öyle değildir. Üniversitede anlatılan diferansiyel denklemler budur. Hadi ezberleyin. Bunlar da formüller deyip gitmek değil iş. Sebebini çözmek. Bir sonraki misafirimiz Tesla. Tesla muazzam bir insan. Aynen Da Vinci gibi tarihi değiştiren bir insan. Bugün kullandığınız cep telefonu, kablosuz şarj, uzaktan kumandalı araba ya, onu bile Tesla, yani Tesla sayesinde bugün her şeyi uzaktan yönetebiliyoruz ya da uzaktan veri gönderebiliyoruz vesaire vesaire. Tesla'yı şu an övecek değilim ama tarihte 3 insan varsa çok kıymetli, biri Tesla'dır, biri Da Vinci'dir, diğerini de artık sen kimi istiyorsan koyarsın, benim için çok farklı insanlar var. Ama Tesla'nın iki yöntemi var temelde. Birincisi düşünce grupları oluşturuyor. Tesla bir fikir bulduğu zaman öyle kendi kendine coşmuyor hemen. İlk önce 5-6 kişilik gruplar oluşturuyor. Bu grupların üzerinde fikir üretiyor. Bu gruptaki insanların belli bir miktarını, mesela 4 tanesini hep sabit tutuyor. 1-2 tanesini konuya göre uzman olarak değiştiriyor. Dolayısıyla sen de bunu yapabilirsin hayatında. Bir fikrin varsa, hiçbir zaman zaten tek tabanca olma. Niye gaza gelesin bilmiyorum ama. Bir fikrin varsa gerçekten fikri olan, geyik yapmayan insanları topla bir araya. Ver bakalım fikrini ortaya, hırpalasınlar. Ne diyor Steve Jobs? Sevmen ve savunabilmen lazım, tahammül edebilmen lazım o fikri kötüleyenlere. Eğer fikri savunamıyorsan, gerçekten kötü bir fikirse o zaman düşünce grubundan geçmez zaten. Ve o düşünce grubuyla düzenli toplanıyordu Tesla. Tesla'nın diğer bir olayı ise, Einstein'da da göreceksiniz, eğer senaryoları. Şimdi Einstein biraz daha her şeyi hayal kurarak eğerliyor. Tesla da zaman yolculuğuyla ilerliyor. Yani diyor ki Tesla, ben 10 yıl sonra, 5 yıl sonra, 5 ay sonra, 50 yıl sonra şuraya varmış olsam ne yanlış gidebilirdi? Mesela diyor ki kablosuz elektrik iletecek olsam 2000 yılında nasıl yapardım? Ne sorun çıkardı? O elektrik akarken havadan birileri kanser olur muydu? Gibi. İlk önce sonuca varıyor. Sonra sonuçtan geriye geliyor. Sanki zamanda geriye gidiyormuş gibi. Ve Bill Gates aynen bugün Facebook'un kurucusu gibi, aynen Google'un kurucusu gibi çok değerli bir insan. Bir dönem başlattı yani Windows'la birlikte. Çok da artık yağlamayacağım. Ama iki tane çok güzel sözü var. Öğrenmek ve başarılı olmakla alakalı. Birincisi, ilk önce kötü şeyleri ortadan yok edin. İlk önce yangını söndürün. Bu çok doğru bir fikir. Yani sen bir konuda sınava gireceksin. Ama sınavda bilmediğin şeyler 80 puan getirecek. Bir de aşırı bilmediği şeyler var. 20 puan da oradan gelecek. Boş ver o 20 puanı. İlk önce yangını söndür. Öğrenme ihtimalinin olan kısmı çöz. Tabii ki Bill Gates böyle pas geç demiyor. Bill Gates diyor ki ilk önce kötü haberleri bul. Aksayan şeyleri bul. Gemideki delikleri kapat. Sonra devam et yoluna. Yolda giderken kötü haberleri veya gemideki delikleri tamir etmek bir işe yaramıyor diyor. Bir diğer şey de başarı kötü bir öğretmendir diyor. Ki çok güzel bir laf. Başarılı olmak güzeldir ama niye başarılı olduğunu bilirsin. Niye başarısız olduğunu bilmiyorsan durum vahim. Yani başarı şansla da gelir. Bir adam bir şey dener, birinci de olur. Bilmez ki kötü gitseydi ne olabilirdi ya da neden aksardı. Bir sonra o işe para yatırdığında iki katını yatırır, başarısız olur. Ama başarısızlıkla ilgili bir video var zaten, bu konuya çok girmeyeceğim. Bir sonraki kişi öğrenme sistemini bugün olduğu kaliteye getiren insanlardan birisi Richard Feynman. Richard Feynman çok mantıklı bir sistem. Üniversitede ders çalışıyorsanız, lisede ders çalışıyorsanız kesinlikle uygulamanız gereken bir yöntemi kuruyor. Diyor ki Richard Feynman, Einstein'da göreceksiniz. Einstein'ın bir sözüne sürekli bağlıyorlar. İnternetteki sunumlara biraz baktım. Richard Feynman diyor ki bir insana anlatamıyorsan bunu anlamamışsındır. Einstein'da diyor ki bir fikri 6 yaşında bir insana anlatamıyorsan anlamamışsındır. Dolayısıyla aslında aynı yere geliyoruz. Richard Feynman'ın mantığı çok güzel. Diyor ki ilk önce somutlaştır, örneklere bağla. Sonra bir kağıt üstünde sunum gibi yazı haline getir. Sonra birini anlat. Anlamadı mı? Anlamamışsındır.
Yani bu sayılar kümeler de olabilir, kuantum fiziği de olabilir. Başka birine anlatamıyorsan sen de anlamamışsın. Dolayısıyla öğrenmenin en kolay yolu başka birine anlatmak diyor. Ders anlatmayı deneyin. Aslında benim bu yaptığım da bir tür öğrenme. Yani sizin için belki de bunları araştırıyorum. Tabii ki yani her şeyi biliyor olamam, değil mi? Siz de birine anlatacaksanız öğrenmiş olursunuz. Son olarak, son bugünkü misafirimiz Albert Einstein. Einstein az önce söylediğim gibi diyor ki birine 6 yaşında birini anlatamıyorsan öğrenmemişsindir. Basitleştir, çöz, kafanda oturt, sonra karmaşık hale getir. Einstein'ın diğer bir yanı, eğer şöyle olursa senaryolarını çok seviyor. Yani bir şey iyi olsa da kötü olsa da daha farklı nasıl olabilir diye hep hayal kuruyor. Ama burada çok dağılmadan, mümkün olabildiğince düşünce zincirini dağıtmadan, bozmadan gitmek istiyor. Yani aslında şöyle bir huyu var. Güzel bir sonuç buldu. Diyor ki ikinci bir güzel sonuç nasıl olabilir? Ya da bir şey kötü ihtimalini hesapladı, başka kötü ihtimalleri de buluyor. Fikre direkt sabitlenmiyor. Son özelliği ise düşünce zincirini bozmaması. Düşünce zinciri nedir? Sen düşünürken aklına bir fikir gelir ve dersin ki ya bu muhteşem bir fikir. Sonra 5 dakika sonra bakarsın bambaşka bir şey düşünüyorsun. Yani Antalya'ya gitmeyi düşünürken bir bakarsın İtalya bilmem neyi araştırıyorsun. Bir konudan konuya atlaya atlaya gitmek düşünce zinciridir. Einstein buna karşı. Yani yapma demiyor ama bir fikir bulduysa ve bir hesap kitap yapıyorsa o fikrin bozulmasına bir insan gelip engellemeye çalışsa bile sohbet muhabbet çok karşı. Odaklanıyor. Eline bir fikir var. A fikrinin konuşurken birisi geliyor ki Einstein diyor işte ben de diyor atomu yarmanın yolunu buldum. Ha öyle mi diyor. Bir saniye diyor not alıyor. Ben çalışmam bitince bu konuda konuşalım diyor. Kendisi düşünürken bambaşka bir fikir geliyorsa aklına o fikri de not alıyor. Dolayısıyla siz de lütfen bu 6 değerli insan neler yapmış, neler üretmiş bir öğrenin zaten. Genel kültür olarak bu insanları tanımanız şart. National Geographic'in 40 dakikalık belgeselleri var izlersiniz. Bir diğer olay, biz bu videoları çok fazla internetten böyle kolaj hazırlayarak videoyu yapmayı sevmiyoruz. Ama bu video bu kanalda olması gerekiyordu. Başarılı insanlar nasıl öğrenir, nasıl düşünür, nasıl fikir geliştirir bunları bilmeniz gerekiyordu. Lütfen kendinize yönelik bir metot geliştirin. Feynman metodu gibi. Ve buna sabitlenin. Yani bir prensibiniz, bir karakteriniz, hayatta bir çizginiz olsun. Ve hep onunla ilerleyin. Umarım faydalı olmuştur. Böyle bir dinlenme videosu gibi olsun istedim. Kafanızı toplayın. Bir şeyleri nasıl çalışırsınız, nasıl öğrenirsiniz en azından bir temel fikir alın. Siz kendi yönteminizi geliştirin ama başarılı 6 insanın ne yaptığını görmüş olduk. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.